Ediyoruz. Bugün Turgay Altay ve Savaş Çorlu bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ezgi. Evet, bugün konuşacağımız çok konu var. Süper Lig'i konuşacağız. Bir de tabii Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu başlayacak. Bugün oynanacak karşılaşmalarla yine konuklarımızla detaylıca değerlendireceğiz. Bağlantılarımız olacak değerli izleyenler. Hareketli, keyifli bir program bizleri bekliyor. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın diyelim ve isterseniz önce bir Süper Lig'le başlayalım değerlendirerek. 18. haftada Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3 golle geçti değerli izleyenler ve zirveye ortak oldu. Şimdi çok eleştirilen bir Fenerbahçe şu anda zirvede 35 puanla Beşiktaş'la birlikte zirveyi paylaşıyor. Aslında konuşulacak, değerlendirecek çok konumuz var ama Turgay Altay önce isterseniz size döneyim, sizinle başlayalım. Öncelikle mücadeleyi, bu galibiyeti nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Fenerbahçe'nin dünkü maçını değerlendirirken sezona en son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Hı hı. Fenerbahçe sezona aslında çok önemli bir seriyle başladı. Aslında sezonu 3'e bölebiliriz. İlk 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle tamamladı. Sonraki ikinci seride de 6 maçlık dip yaptığı bir dönem vardı. Burada da 6 maçın 4'ünü kaybetti, 2 galibiyet aldı. Ve son 4 maçta da 4'te 4 yaparak artık zirvenin bir ortağı olarak karşımıza çıktı. Peki temel farklılık ne? Aslında konuyu bu son maçı buraya bağlamakta fayda var. Çünkü son maç özelinde değerlendirirsek Fenerbahçe'nin gidişatında görünen şey antrenörün uzun vadeli planlar yapabilmek için kısa vadeli pragmatik bir çözüm üretmesi gerekiyordu. Çünkü Başakşehir maçı Fenerbahçe antrenör ve oyuncular için bir kırılma maçıydı. Ve bu kırılma maçını pragmatik bir oyunla, gerçekçi bir oyunla, o günkü kadro yapısı itibariyle de çok eksik olmasına rağmen o günkü şartlara göre maksimum verim alabilecek oyuncu grubu ve oyun stratejisiyle maça başladı. Hı hı. Ve maçı hakemi kenara bırakırsak 11-11 oyunda da üstünlükle geçirerek o günkü maçı kazanmasını bildi. Temel farklılık şu. Fenerbahçe ilk 7 maçlık seride 6 gol yedi. Hı hı. İkinci 6 maçlık seride 13 gol yedi. Son 4 maçlık seride de 2 gol yedi. Şimdi bu açıdan bakılırsa gol yememenin getirdiği şey takıma özgüven katıyor. Evet, evet. Ve aynı zamanda da maç kazanıyorsunuz. Ve Erol Hoca da bunu yaptı. Hı hı. Eleştirildi. Bu konuda birçok sıkıntılı dönemlerde de yaşadı. Oyunda da sıkıntılar yaşadı. İşte örneğin birazdan topa sahip olma konusundaki detayı tekrar konuşuruz ama sonuçta öncelikle yapması gereken uzun vadeli planlarını hayata geçirebilmesi için kısa vadeli pragmatik bir çözüm üretmesi gerekiyordu. Ve şu an itibariyle Erol Hoca'nın bu çözümü ürettiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Dünkü maçın özelinde de Erzurum'a çok birçok kez gittiğim için biliyorum. O rakımda futbol oynamak çok kolay değil. Ve oranın hazırlığı normal maç hazırlığından farklı oluyor. Hem yani oradaki rakıma hazır olmak için fizyolojik olarak 2 haftalık bir süreye ihtiyacınız var. Böyle bir süre zaten yok. O zaman orada geçirdiğiniz süre ne kadar az olursa fiziksel olarak hava şartlarından o kadar daha az etkileniyorsunuz. Bunun için birçok yöntem var. Maçtan önce yapılması gereken ve maç hazırlığı kısmında da ben 3-4 gün önce yanılmıyorsam gazetede okudum. Oksijen tüpleriyle oyunculara destek verildiği hazırlık yapıldı. Bu da şundan dolayı önemli. Bu sadece işin bir parçası. Fizyolojik boyutta oyuncuların oradaki performanslarını sürdürebilmeleri için, yorgunluk eşiklerinin artması için önemliydi. Fakat dünkü oyunun özelinde maçı kazanmak için aslında çok iyi başladığını söyleyemeyiz. Hı. Özellikle ilk 44 dakikalık bölüm, gole 45. dakikadaki gole kadar ki bölümde sıkıntılı bir dönem geçti. Buradaki durumla oradaki hem hava şartlarının etkisi, hem Erzurum'un artık
maç kazanmak zorunluluğu gibi beraberinde Fenerbahçe aslında dün de Erol Hoca daha pragmatik bir kadroyla ve gerçekçi bir oyun tarzıyla 3 puan odaklı bir stratejiyle sahaya takımını sürdü. Daha dinamik hamle yapabileceğini düşündüğü, fiziksel olarak sahada direnç gösterebilecek bir kadroyla başladı. Hı hı. Ve bunun aslında başlarda verimini alamasa da her zaman söylüyorum, bu tip durumlarda bu tip maçları büyük takımlar stratejik oynamalı ki bir sonraki adım için bu fayda sağlasın. Aynı zamanda maça başlayan kadro kadar bitiren kadro da önemli. Hı hı. Aynı zamanda Erzurum'un da iç sahada hiç galibiyetin olmadığını düşünürsek bu da onlar adına bir handikap, evet, evet bir avantaj olabilir Fenerbahçe için. Peki çok kısaca şunu da sorayım o zaman. Erol Bulut artık o uzun vadeli planlarını hayata geçirmeye başladı ve Fenerbahçe artık o sistemini buluyor diyebilir miyiz? Bunun için erken. Hı-hı. Sadece başladı diyebiliriz. Sonuçta yeniden inşa edilen bir takım var ve 17. hafta bitmesine rağmen hala takımın birçok eksiği var diyelim. Hı hı. Tamamlanması gereken bölgeler var ve eldeki mevcut kadroya göre de bu takımdan maksimum verim alabilecek bir yöntem bulması gerekiyordu ki işte Başakşehir maçı ve Alanya maçında da hem pragmatik bir oyun anlayışıyla başlayarak gelecek için kendine bir kazanç sağladı. Çünkü o iki maçı da skor dezavantajıyla bitirseydi bugün zaten farklı şeyleri burada konuşuyor olurduk hep beraber. Evet. Peki Savaş, hemen senden de bir hocam, ilk genel bir özeti, genel bir özetini aslında baktığın zaman çok iyi bir röntgenini çekti Fenerbahçe'nin. O Erzurum'daki rakım konusuna %100 katılıyorum. Biz de oraya günübirlik maça gittiğimiz zaman çok sıkıntı yaşıyoruz yani bir günlük bile. Hatta Ziraat Türkiye Kupası Süper Kupa finalinde sevgili Levent abi orada bir akşam rahatsızlanmıştı. Ender bir gün apar topar hastaneye zor götürmüştük. Yani o kadar bir günlüğüne gider. İki gün önce pardon, kupa iki gün önce gittiğimiz için öyle bir rahatsızlık yaşamıştı. Erzurum'un öyle bir hatırası var bizde. Yani Ender abi özellikle Levent abi bayağı korkutmuştu. Bunu futbolcular da yaşıyorlar yani. Bizler de yaşıyoruz. Bir de yüksekte olduğu için kaldığımız yerlerde. Bu futbolculara da ister istemez yansıyordur. Yani o bir haftalık, en az bir haftalık, iki haftalık dilim var o şeye alışılması için. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun, Erol Hoca'nın A planı, B planı, C planı Başakşehir maçına vurgu yaptı. Her şey orada başladı. Doğrudur. Tıpkı Beşiktaş gibi. Beşiktaş da aynı Fenerbahçe gibi 6-7 eksikle çok önemli bir Başakşehir maçına çıkmıştı. Ne zaman ki o Başakşehir maçını kazandı, sonra seri yakaladı. Seri yakaladı. Evet. Aynı şey demek iki takıma da Başakşehir ilaç oldu diyebiliriz. Fenerbahçe'nin bir takım eksikleri var mı? Var. Ama kulübeye baktığı zaman kulübe zengin. Sosa gibi, Novak gibi tartışılıyor gerçi Sosa. Gitti gidecek deniliyor. Gökhan gibi önemli oyuncuların eksikliği var. Ama kulübeye bakıldığı zaman diğer rakiplerine göre en zengin kulübe Fenerbahçe'de. Hala en zengin kulübe Fenerbahçe'de. Erol Hoca'nın da elindeki mevcut oyunculardan ligin en azından ilk yarının sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacaktır. Her hazır oyuncu bulunursa daha önceki transfer dönemi gibi değil. Hemen lisans çıkıyor, kulübeye ya da sahaya atabiliyorsun. Bu da önümüzdeki günlerde yaşanacaktır. Ama Erol Hoca'da bir özgüven gelmeye başladı. Evet, hazır mı? Tam olarak değil ama o daha önce şöyle de A planı, B planı, C planı var diyordu ama uygulamada göremiyorduk bunu. Yavaş yavaş görmeye başladık. Mesela şimdi Samat'ta bakıyorsun, Valencia, Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları. Samatta ile Valencia'yı bundan 5-6 hafta önce kesebilir mi dediğiniz zaman kimse kesebileceğine inanmazdı. Kim?